Mutfağı'ndan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bahçede kabak toplama işlemi yapacağız. Daha önceden küçücük fide halinde diktiğimiz kabaklar kocaman oldu ve kabak sebzesi dökmeye başladı. Şimdi kabağı topluyoruz. Bahçede yetişen kabaklar böyle. İzmir'de girit kabağı deniliyor ama biraz toplamakta gecikince kocaman kabaklar oluştu. Hala üzerinde de çiçekte çok güzel kabaklar var. Şöyle yerini seven bir şekilde dolmalık kabaklarımız. Bunları bahçeden toplayıp dolma içi hazırlıyoruz. Birkaç da asma yaprağı toplayacağız üzüm yapraklarından. Turfanda sebzeyle dolma yapacağız iftarlık. Kardeşim şimdi kabakları toparlıyor. Şöyle. Bakayım bir. Şu kabağın büyüklüğü harika. Diğerini de aynı şekilde. Onu da sen tüteğine bakayım şöyle. Bayağı bir büyük kabak olmuş. Gecikmiş toparlanmakta. Evet, bunları şöyle alıyoruz. Diğer kabağımızı da şöyle kesiyoruz. Onu da buraya alıyoruz. Şimdilik 3 adet kabak topladık. Üzüm yaprakları da bayağı büyüdü. Şu büyüyen yaprakların nazik yerlerinden toparlayacağım. Bunu da kabakla beraber dolma yapacağım. Şöyle büyüyen yapraklardan alıyorum. Çok nazik, büyük olduğuna bakmayın. Çekirdeksiz üzüm yaprakları bu şekilde topluyoruz. Kabakları bir sel dolmalık duruma getiriyor. Evet, o genişlik uygun. O şekilde 4 parça dolmalık oluyor. Şimdi onu 5 parça olabilir o. Evet. Çünkü bayağı geniş olduğu için yeter. Aynen. 4 dil adette bu oldu. Kabaklar dilimlenmeye devam ediyor. Birazdan oyma işlemine geçeceğiz. Büyük kabaktan bayağı büyük kabaklar oldu. Bu da yaprağımızı desteledik. Kaynar suya ıslatacağız. Salamura olacak ve dolma içi hazırlandı. Bir taraftan kabak ve yaprağın dolması yapılacak. Kabakların içini bu şekilde kabak oyma aletiyle oyuyoruz. Şöyle su gibi. Kendisi çok büyük ama içi de su gibi. Harika bir görünümde. Böyle oyma işlemlerini. Kesik olan kabakların bile şu şekilde dibi oyulmadan bu şekilde oyuldu. Bu şekilde oymaya devam ediyoruz. Doldurulma işlemine geçiyoruz. Dolma içi hazırlama Tülin'i mutfağında var. Oradan bakıp izlenebilir nasıl hazırlandığı. Kıymalı dolma içi. Bir taraftan annem yaprakları sarıyor. Birsel kabakları dolduruyor. Bu şekilde taze mahsul bahçe ürünleriyle kabak ve yaprak sarma dolma şeklinde hazırlanıyor. İftar yemeğimiz Birsel ve annemin ellerinden
hazırlanıyor. Doldurma işlemini tamamladık. Yapraklar da sarıldı. Şöyle tencereden yakından göstereyim. Alt sıraya yapraklar, üst sıraya da bahçenin kabakları. Böyle kocaman kocaman dolmalar hazırlandı. Bu şekilde tencereye diziyorum. Kabak yemeği ocağın üzerinde kaynamaya başladı. Üzerini örtecek kadar değil, bir parmak eksik su koyarak tuzu yağıyla üzerine bıraktım. Bu şekilde kaynamaya devam ediyor. 45 dakika pişti. Altını kapattım. Şimdi dinlenecek. Daha sonra sunum tabağına alınacak. Şimdi dolmamız pişti. Kabakları alıyorum. Sarmalar altta. Onun için önce kabakları alacağız. Kabaklarımız böyle. Bunlar bahçede yetişen kabaklarımız. Bunlar da pazardan alınan kabaklar, enfes bir şekilde piştiler. Şimdi şöyle yapraklarımızı da göstereyim. Şöyle sallıyorum ve yaprağı bu şekilde kapatıp ters çevireceğim. İftarlık yemeklerimiz hazır. Etli dolmamız. Şöyle biraz yakından bunları da çekebilirsin. Çok güzel bir şekilde hazır oldu. Türenin mutfağında bugünkü menüm bahçeden toplanan kabak ve yaprakların sarma dolma yapılmasıydı. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.